Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün peygamberler diyarı olan Şanlıurfa'dayız. Burası Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafında ateşe atıldığı balıklı göl. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de büyük peygamberlerden biri olarak geçiyor. Nemrut o devirde yaşayan putlara tapan zalim bir hükümdarmış. Hazreti İbrahim'in de kendisine itaat etmesini ve putlara tapmasını istemiş. Hazreti İbrahim bunu kabul etmemiş. Kendi kutsal değerlerinde asla vazgeçmemiş. Bundan dolayı Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atmaya karar vermiş. Nemrut burada ve çevre kesimde yaşayan herkesten binek hayvanlarıyla beraber buraya odun taşımasını istemiş. Fakat hiçbir binek hayvan odun taşımamış, kendini yere atmış. İnsanlar can korkusundan dolayı odunları kendi sırtları ve kucaklarıyla buraya taşımışlar. Ateş yakıldıktan sonra ateşi söndürmek için çoğu hayvanlar bile çırpınmaya başlamış. Bir rivayete göre bal arıları ağzına su doldurmuşlar ve ateşi söndürmek için çabalamışlar. Cenab-ı Allah da o çabaları boşa gitmesin diye ağızdaki suları bala çevirerek kullarına kıyamete kadar şifa eylemiş. Hazreti İbrahim ateşe atılmadan önce Cenab-ı Allah ateşe "Ey nar, soğuk ve selamet ol" diye buyurmuş. Yeryüzündeki bütün ateşlerin bir rivayete göre 3 gün, bir rivayete göre 40 gün bütün ısısı kaybolmuş. Hazreti İbrahim ateşe atılınca Cenab-ı Allah bir meleğe ateşin söndürmesi için emretmiş. Melek 3 damla suyu ateşin üzerine dökünce ateş sönmeye başlamış. Suyun döküldüğü yerde göl oluşmaya başlamış. O gölün içinde yanmış odunlar da burada balık olmuşlar. Yanmamış odunlarsa hangi ağacın odunlarıysa o şekilde yeşerip burası güllük gülistanlık bir bahçe oluşmuş. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Allah'ın emriyle nurdan bir çadır getirilmiş ve bu bahçenin içine kurulmuş. Hazreti İbrahim bir müddet burada istirahat etmiş. Burada bu mucizeye şahit olan ve bu mucizeyi duyan insanların çoğu Hazreti İbrahim'e inanıp İslam'ı kabul etmiş. Arkadaşlar Hazreti İbrahim'in düştüğü, gölün oluştuğu ve odunların balık olduğu mekan burası. Şimdi sizlere buradan daha iyi görüntü almaya çalışacağım. Çünkü bu mekan bu kafesi taşların arka kısmında kalıyor. Bu mekanda suyu şifalı olduğuna inanılan çeşme de var.
Biz de şifa niyetine buradan su da içelim. İnşallah şifa olur. Burası gölün etrafında hediyelik eşya satılan yerler. Burada şekil şekil yöresel kıyafetler var. Bunları giyip resim çekebilirsiniz. Burası da gölün karşı tarafı. Burada koç boynuzları var. Sanırım bu koç boynuzları Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail ile ilgili kurban olayını temsil ediyor. Hediye olarak alınabilecek takılar var burada. Burası gölün kaleye bakan kısmı. Burada nerede su varsa mutlaka içinde balıklar da vardır. Ama bu balıklara büyük bir saygı duyuluyor. Alıp götürüp yemiyorlar. Arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz abone ol kırmızı yazının üzerine basıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu alanın içinde çay bahçeleri ve oturma alanları da var. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Kaleye doğru çıkarken burada mağaralar var. Bu mağaralar hem restoran olarak hem de müze olarak işletiliyor. Eskide kullanılmış çoğu eşyaları burada bir arada görebilirsiniz. Kuyularda su çekmek için kullanılıyor.
Bu şekilde bir mağara daha var. Ve bu mağaranın üst kısmı da var. Yani iki katlı bir mağara. Birazdan dışarıdan size üst kısmını da göstereceğim. Bu da mağaranın dış kısmı ve bu da üst kat dediğim taraf. Kale tadilatta olduğu için kaleye doğru daha fazla çıkamadık. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Arkadaşlar burası da gölün yine arka tarafında bulunan buranın küçük bir çarşısı. Sizler için burayı da görüntüleyeyim. Hep yöresel ürünler var burada. Bu çarşılarda hep yöresel ürünler bulabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.